Arkadaşlar merhabalar. Şu an Sabiha Gökçen Havaalanı'ndayız ve buradan İtalya uçuşumuzu gerçekleştireceğiz. Bugün aslında bize en çok sorulan sorulardan bir tanesine cevap vermek için bu videoyu çekiyoruz. Yurt dışında interneti nasıl hallediyoruz? Yani işte telefon görüşmeleri, internet paketini gittiğimiz yerden hat mı alıyoruz? Bunlara cevap vereceğiz. Öncelikle farklı farklı firmalar var bu konuda ama biz eSIM tercih ediyoruz. Yani gittiğimiz yerden sim kart almak yerine gitmeden biz eSIM olarak hattımızı alıyoruz ve bu sayede çok kolaylıkla internet erişimi sağlamış oluyoruz. Şimdi bizim özellikle kullandığımız Mobimeter diye bir uygulama var. Buradan alıyoruz paketlerimizi. Daha uygun geliyor yani piyasadaki e-simlere göre. Şimdi burada hemen telefonumuzu açtık. Burada gideceğimiz yeri seçiyorum. Biz şu an İtalya seyahati yapacağız. O yüzden İtalya'yı seçiyorum. Bakın seçtiğimde bu arada tabii üyeliğime de giriş yaptım. Sağ altta profilimi görebiliyorsunuz. Şimdi İtalya yazdım. Şuradan hemen sıralamaya geliyorum. En düşük fiyattan başlasın. Bunlar 1 GB. Bunları ilerletiyorum. Europe and USA 10 GB paketi var. Biz genellikle bunu yurt dışında tercih ediyoruz. Ve total fiyatı 12 dolar. Ne kadar geçerli? 30 gün boyunca geçerli. Ve bakın şurada diyor ki hemen şu aşağıya getireyim. Bakın burada hangi ülkelerde geçerli olduğunu gösteriyor. İtalya, hatta Türkiye, işte Norveç, Ukrayna, United States, Yunanistan birçok yerde bu geçiyor. Hatta biz Yunanistan'da gemi turu yaparken de bunu kullandık. Ve hiç de sıkıntı yaşamadık. Hiç problem olmadı yani. Hiç çekmez, işte hat kopar falan düşündüm evet. Ama adalardan uzaklaştığımızda böyle kesimler oldu ama o da her hatta olurdu. Normal. Tabii evet. Canım yani deniz üzeri gidiyorsunuz, açık deniz, ister istemez kesiliyor. Ve Yunan adalarında biz 10 GB interneti bitiremedik bile. Yani ne son kadar kaldı bir 2 GB'ımız falan kalmıştı ama 30 gün süresi olduğu için tabii o doldu. Şimdi diyor ki aynı zamanda bakın burada earn işte 1.20 dolar. Bunu satın aldığımızda 1.20 dolar da kazanıyoruz. Şimdi geliyorum buy now diyeceğim. Bu arada ben hesabıma az önce söylediğim gibi giriş yaptığım için şu yukarıda görüyorsunuz. Bakın 10 dolar diyor. 10 dolar daha önceden kazandığım bir bakiye var. Şimdi buy now diyorum. Alacağım. Diyor ki bakın 1.20 cashback diyor. Eğer ileride kullanacaksan diyor 1.20 sana ödül gibi veriyor. Ya da %3 discount yapıyor. O da 11.63'e denk geliyor. Evet. Şimdi... Ya şu an indirim yapıyor ya da ileride kullanacaksan sana para yüklüyor. Bir sonraki sefer kullanmıyor. Hangisi seçelim? Direkt şey yapsın cashback. Öyle ya. Eğer ki bir promosyon kodunuz varsa buraya giriyorsunuz ve buradan ödeme aşamasına devam ediyorum. Diyor ki işte 10 GB eSIM, totalde şu kadar fiyat, bundan işte 1.20 dolar kazanacaksınız. Tamam, Hasan Can Kayi, mail adresime gönderecek eSIM'i. O yüzden onu doğru ediyorum. Girmeye dikkat edin. Evet. Yanlış girerseniz sıkıntı yaşayabilirsiniz. Şimdi devam et diyorum. Evet. Kabul evet. Evet, şimdi diyor ki ödemeyi alalım diyor. Para çok amel. Kredi kartıyla ödüyoruz. Apple Pay yok hala değil mi Türkiye'de? Maalesef. Evet, ödememizi gerçekleştiriyoruz. Onay kodu istedi. Onay kodu geliyor. Doğrulama kodunu da girdik. Onay veriyoruz ve doğrulama başarılı. Şu anda ödemeyi yaptık ve benim mail adresime aldığımız sim kartı gönderecekler. Bir QR kod şeklinde gönderecekler. Bakıyorum. Ödeme alınıyor. Evet. Direkt hatta buraya bakın geldi. QR kod şeklinde bu e-simim geldi. Bunu şimdi ben Dilara'nın telefonunu e-sim ayarlarından kuracağım. Ekran fotoğrafı alıyorum. Şuradan ayarlara giriyorum. Buradan hücresel. Burada bakın e-sim ekle iPhone'lar için. Bir QR kodu kullanın. Fotoğraflardan aç. Ya iPhone işte ya. Bakın QR kodunu seçtim. QR kodu şu anda taranıyor. E-SIM'i etkinleştir. Etkinleştireyim mi? Hadi bakalım. Bu kadar kolay mıydı? Evet, bu kadar kolay. Ay ben de uğraşıyor sanıyorum. Etkinleştirilmeye hazır. Etkinleştiriliyor ve e-SIM birazdan etkinleştirilecek. Aslında çok basit. Yani yurt dışında biz direkt bu şekilde alıyoruz ve bence 10 GB 12 dolar. Çok tamamlandı uygun. Tamamlandı diyor. Hücresel ayarlama tamamlandı. Plus e-SIM'imiz artık bu iPhone'da etkin. Şimdi diyor ki birincil mi kullanayım, ikincil mi? Plus planınızın etiketi diyor. İkincil. Bunu fark eder mi? Seyahat yapayım. iPhone'un bir bildiği vardır muhakkak. Yani bence. Seyahat, sürdür. Saptanmış at. Saptanmış attığınız kişiler uygulamamızda olmayan kişileri aramak ve onlara mesaj göndermek için kullanılır. Yine seyahat diyelim. Planı yine seyahat diyelim. Sonrasında nasıl geri çevireceğiz? Sonrasında bakacağız. Sonrasında çevirir ya. E-SIM silince komple gidiyor zaten. FaceTime tamam. Hücresel veri. Biz burada hücresel veriyi senin yurt dışı çıkışın kapalıydı değil mi? Hat kullanımı. Evet. Evet. Zaten yurt dışına senin hattını kullanamayacağız. O yüzden her türlü bunu da hücreseli seçeyim. Seyahatten evet. Artık bakın yukarıda ne oldu? Turkcell ve Vodafone TR. Vodafone TR olarak gösterdiği Türkiye'de Vodafone'la anlaşmalı. Ha, o seyahat bu da evet. Evet tamam. Türkiye'de Vodafone'la anlaşmalı olduğu için Türkiye'den şu an Vodafone'dan hizmet alıyor ve artık ama benim aktif... 3G'mi kapadı o zaman. Turkcell'in yanında yazmıyor LTE. Şu an birincili şey seçtik ya Vodafone. Şu an Türkiye'de Vodafone'u kullanıyor. Evet. Buradan bakalım kolay bir değiştirme şeyi falan var mı acaba bunu? Onları siz biraz daha kurcalayabilirsiniz ama şu an
Zaten Dilara'nın hattı yurt dışına kapalı olduğu için hiçbir şekilde yurt dışına kullanamayacak. Bu sayede çıktığımızda direkt olarak bu hat devreye girecek. Yani Türkiye'deki hattan bir şey harcamayacağız. Şu anki dolar kuruyla 30 lira mı şu an dolar? 30 lira. 30 lira. Evet, 12 dolar da ne kadar ediyor? Hemen bakayım. 360. Şu an 360 TL'ye 10 GB. 30 gün boyunca geçerli internet aldık bence. Evet, bedava. Gayet iyi. Siz de yurt dışında bu şekilde internet kullanabilirsiniz. Çok kolay bir şekilde. Bu arada şunu hatırlatmak istiyorum. Mobimeter'de şöyle bir kampanya var. Siz hat alırken size diyor ki sizi tavsiye eden biri var mı? Sizi buraya yönlendiren biri var mı? Hemen bakın şuraya. Ben kendi kodumu yazıyorum. Bu kodu yazdığınız zaman ilk alımınızda 5 dolar hediye etmiş oluyor. Ve bir sonraki seyahatinizde bunu rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. O yüzden bizim kodumuzda yazarsanız seviniriz. Videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve alta yorum atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki vloglarda görüşmek üzere. Bir sonraki vlogda zaten Milano'dayız. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bu arada bu bir reklam değil. Öyle bir şeyimiz yok yani. İşbirliğimiz falan yok. Evet. Sadece biz bildiğimiz için, güvendiğimiz için ve kullanıp memnun kaldığımız için bu videoyu tamamen çektik. Tamamen öneriyoruz yani. Evet. Bir kar amacımız asla yok bu bize anlamda. De çok soran olmuştu bunu. Hani nasıl yapıyorsunuz, nasıl ediyorsunuz? Bu yüzden böyle açıklayıcı bir video çekelim. Herkes bunu görmüş, öğrenmiş olsun. Faydalanmış olsun. Okey. Bay bay. Görüşürüz.